dünyanın geleceğini bilen meşhur çizgi film var ya, Simpsons. Onların yöneticilerini boş ver. Dünyanın en önemli kahinlerinin tamamı bir araya gelse Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeleri tahmin etme şansları yok. Gerek televizyon ekranlarında olsun, gerek gazetelerde olsun, gerek sosyal medyada olsun izleyip takip ettiğim zaman tek söylediğim şey ne biliyor musunuz? Allah'ım yarabbim, aklıma mukayyet ol. La bu nasıl bir iş? Yıllar yılıdır ülkücülerin çekmiş olduğu işkencelerden zevk alan solcu tayfa bugün çıkmış ülkücüleri müdafaa ediyorlar. Sloganları ne biliyor musunuz? Hepimiz Sinan Ateş'iz. Vay anasını ya. Düne kadar hepimiz Hrant Dink'iz diyen, Kandil'e selam çakan, fistan giyinip halay çeken hevallere eşlik eden kim varsa bugün Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunur olmuş. Kime karşı savunuyorlar? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyorlar. İşte kıyametin alametleri dedikleri şey tam da bu. Yahu bugün Sinan Ateş'i savunan sizler 12 Eylül darbesine kadar bu ülkede 2282 ülkücüyü katletmediniz mi? Allah babanızın ocağını yıksın. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ya olabilecek şey mi? Bir Gün gazetesi manşet yapmış olduğu Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunacağına dair bildiğiniz yemin ediyor. Ortaya öyle belgeler saçıyorlar ki bu belgeler MİT'te yok. Hani derler ya 30 yıllık bahçıvanım böyle çiçek görmedim anacığım. Ya 35 senedir bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Sarı basın kartı sahibiyim. Vallahi billahi bu tayfa kadar rahat belgelere ulaşan kimseyi görmedim yani. Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunma adına firari olan, hatta geçtiğimiz günlerde çıkıp video çekip kendisinin ajan olduğunu ifşa eden Erk Acerer bile çıkıp belgeler yayınlayabiliyor. Dosya dosya. Ne belgesi biliyor musunuz? Türkiye'de görev yapan bir emniyet müdürünün birisiyle yapmış olduğu telefon görüşmesinin dokümanlarını çıkarabiliyor. Yine kırmızı bültenle aranan FETÖ terör örgütünün medya imamı Cevheri Güven çıkıp Sinan Ateş'le ilgili akla ziyan belgeler ortaya koyuyor. Ortaya koymuş oldukları tüm bu mücadele, tüm bu gayretin sebebi Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmamak. Bu mücadeleyi ortaya koyarken alttan da şu mesajı veriyorlar. Katilin ya da katillerin yakalanmaması, soruşturmanın derinliğe inilmemesi hususunda Devlet Bahçeli engel oluyor. İddiaları bu. Gerek robot hesaplar olsun, Sinan Ateş'i biti kadar sevmeyen kişiler olsun, bunlar da bu kesime yoğun destek veriyorlar sosyal medya ortamında. Bunlara bunların destek vermesi oldukça normal de benim kahrolduğum bazı ülkücülerin de bunlara destek veriyor olması. Arkadaşlar sizin bu ülkücülük şiarından haberiniz yok. Ülkücülükle alakası olmayan insanların bile Devlet Bahçeli'nin fıtratını, zihniyetini, mantığını, fikrini bildiği halde sizin bilmemeniz nasıl olabilir? O Devlet Bahçeli ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na getirildiği günden itibaren ülkücülere çeki düzen verip bu ülkenin huzurunu sağlamıştır. Rahmetli Alparslan Türkeş zamanındaki ülkücülükle bugünkü ülkücülük arasında uçurum olduğunu 50'li yaşlardaki herkes bilir. Hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demişti ki biz %50'yi evde zor tutuyoruz değil mi? İnsanlar dönüp bununla alay etmişlerdi. Alçak darbe girişiminden sonra o %50'ye Recep Tayyip Erdoğan tek bir işaret verdi. Sokaklar adeta insan serine döndü. Eline süpürgeyi alan F-16'ya saldırmaya başladı. Aynı şekilde bugün Sayın Devlet Bahçeli ülkücülere illegali başlatıyorum gibi bir cümle kullanırsa inanın bana fistan giyinip PKK paçavralarını dalgalandırarak Kadıköy sahilinde li 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 şeklinde zılgıt atanlar kaçacak yer bulamazlar. İşte böyle bir zihniyete sahip olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik kalkmış hain ve alçak bir cinayetin sorumluluğunu yüklemeye çalışıyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın bunun adı alçaklık, namussuzluktur. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'le ilgili bugüne kadar hiçbir yorumda bulunmadım.
Yorumda bulunmamamın tek sebebi vardı. Sayın Devlet Bahçeli susmuşsa mutlaka bildiği bir şey vardır. Onun sözünün üzerine söz söylemek bana düşmez dedim. Nihayetinde Sayın Devlet Bahçeli önceki gün suskunluğunu bozdu. Ekranlara çıkıp ülkücülerin dostu gibi görünen kurt postundaki çakallara ağzını payını verdi. Elinizde ne kadar bilgi belge varsa çıkıp bunu devlete verin. Bir bakın bakalım dedi. Ucu Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi dayanıyor yoksa Pensilvanya'ya mı dayanıyor onu bekleyip göreceğiz dedi. Ben bu sözü çok önemsiyorum çünkü söyleyen kişi bugüne kadar devlet için her türlü fedakarlığın altına imza atan birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olduğu günden bugüne kadar Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları bir bir siyasi zekasıyla bertaraf eden bir insan boş değil. Hal böyle olunca da Devlet Bahçeli ile ilgili yapılmak isteneni anlayabilecek bir zekaya sahibiz hamdolsun. Ya çıkıp bir yürüyüş yapıyor, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinletiyor, kıyamet kopuyor ülkede. Aha, Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur üzerinden iktidara bir mesaj iletti. Yakındır ayrılıyorlar diye. Sanki Devlet Bahçeli bugüne kadar sözünü esirgemiş de şarkıyla, türküyle mesaj verecek. Anasur koalisyonunda oynanan oyunları tek bir sözle bitirmedi. O koalisyonu bozarken Ferdi Tayfur'un şarkısıyla mı bozdu? Yok, çıktı ekranlara dedi ki ben masaya yumruğumu vuruyorum. Bu koalisyonu da dağıtıyorum. Seçime gidiyoruz. Hodri meydan. Devlet Bahçeli bu çizgisinden ne zaman şaştı ki bugün de dönsün kapalı kapılar ardında işlenen cinayetler ya da iktidar ortaklığını bitirme adına çeşitli oyunlara başvursun. Yahu sizin sabahtan akşama kadar hakaret ve küfür etmiş olduğunuz Alaaddin Çakıcı için çıktı meydana dedi ki benim dostumdur. E şimdi bu sözler mert bir adamın sözleri değil mi? Şimdi çıkıp böyle mert bir adamı namertçe yaklaşımlarla bertaraf etmeye çalışacaksınız. Ben bu konuda ülkücü arkadaşlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen dönün etrafınıza iyi bir bakın ve sonra da uyanık olun. Yahu Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'i savunmak Timur Soykan'ın işi değil arkadaşlar. Timur Soykan'ın yazdığı gazeteye bakın. Atmış olduğu tweetlere bakın. Retweet yapmış olduğu insanlara şöyle dönün bir bakın. Türkiye'nin aleyhine tweetler atıp PKK'ya ikide bir selam çakan, Rojda'yı öven Timur Soykan'ın ülkücülere sempati duyduğunu falan düşünmüyorsunuz değil mi? Ya da sabahtan akşama kadar Sinan Ateş'le ilgili yayın yapan Halk TV'nin dostane bir tavır ortaya koyduğunu hayal etmiyorsunuz değil mi? Ya İyi Parti'nin çıkıp Sinan Ateş'i savunmasını anlayışla karşılayabiliriz. Ancak Cumhuriyet Halk Partililerin çıkıp Sinan Ateş için gözyaşı dökmeleri olsa olsa timsah gözyaşları olur. Erk Acerer gibi insanların Sinan Ateş'i savunmasının tek bir sebebi vardır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik algı operasyonu. Ancak Erk Acerer, Bir Gün Gazetesi, Cevheri Güven gibi isimlerin bilmediği bir şey var. O da Sayın Devlet Bahçeli bu tür basit oyunlarla bir algıya kurban edilemez. Ülkücü olsun ya da olmasın. Toplumun neredeyse tamamı bilir ki Devlet Bahçeli Türk siyasetini dizayn eden ve Türkiye'nin emniyet subabıdır. Adama doğarken o ismi layık görmüşler. Anlamıyor musunuz lan? Devlet ya bu. Hiç devletle başa çıkan gördünüz mü siz? Ben görmedim. Sizin de göreceğinizi hiç zannetmiyorum. Onun için boşuna debelenip durmayın. Bu FETÖ oyunlarınız MHP için oynadığınız yeni oyun değil. Daha önce de oynadınız ama püskürtüldünüz. Bir türlü ders almıyorsunuz. İnşallah bundan sonraki süreçte ders almış olursunuz. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.